Arkadaşlar merhabalar bu videomda Metin yayınlarının hazırladığı TYT AYT Geometri Soru Kitabı'nda 5. bölüm 10. testin çözümünü yapacağız. Üçgende alanla ilgili bir test. Pekiştiriyorum testi. Hadi bakalım çözümlere. Başlayalım. Yukarıdaki verilerine göre ABC üçgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle şu eşitleri kullanalım. Arkadaşım bunlar eşit. Ve şunlar birbirine paralelse bir orta taban sağlandı mı sağlandı. Ve bu arada burası 90 derecedir. 4 ise burası nedir? 8'dir. Eyvallah. E hocam şuradaki üçgende de bir orta taban sağlandı bak. Çünkü şunda da şu birbirine paralel galiba. Zaten bize ne paraleli verilmiş? Evet şu paralellikler verilmiş arkadaşlar. Bunlar da bu paralel. Bunlar eşitse bunlar da eşittir. O zaman burası da ne olacaktır arkadaşlar? 4 olacaktır. Hocam yukarıda yani şu paralelliğe bakacak olursak burada da 2'ye 1 oran olduğundan dolayı burada da 2'ye 1 oran olacaktır. 8 burası kaç olacak o zaman? 16 olacak. E, biz burada güzel bir şey yakaladık. Ne yakaladık? 90'ın karşısı 16. Hangi açının karşısı 8'dir? 30'un. E hocam o zaman 90'ın karşısı 16. Büyük üçgene bakalım. 90'ın karşısı 24 ise çünkü büyük üçgenin alanı isteniyor bizden. 30'un karşısı nedir? 12 olur. E 60'ın karşısı kaç olur o zaman arkadaşlar? 12 köküç olur arkadaşlar. Bizden bu üçgenin alanı isteniyor. Alan nedir? 12 çarpı 12 köküç bölü 2'ye eşittir. O zaman alan neye eşit olacaktır? 72 köküçe eşit olacaktır. Evet. Birinci sorunun cevabı Denizli oldu. Geldik ikinci soruya. G ağırlık merkezi ve şuradan bir dik çizilmiş. Arkadaşlar ağırlık merkezi ise alan dağıtabiliriz. BC'yi de kaç vermiş bize? BC'yi de 8 vermiş. Tamam. Şimdi şuradaki alanı kaç vermiş? 4 vermiş. Madem ağırlık merkezi ağırlık merkezinden geçen kenar ortay diye midir? Evet. Ve 1'e 2 oran vardır. K ise 2K. Hocam K'da kalan 4 ise 2K'da kalan 8'dir. E çift çizdeki alan 12 ise çift çizdeki alan buradaki kalan da 12 yapacaktır o zaman. E, bu alan 12 ise 8 çarpı x, x bölü 2 değil midir bu alan? 8 çarpı x, x bölü 2 eşittir 12 ise x'i de buradan kaç buluruz? 3 buluruz. Evet ikinci soru akçay oldu. Geldik üçüncü soruya. Tabana ait yükseklikten kullanırım ben bu soruyu ama neyse 3k buraya da k dersek b uzunluğu k iken ec uzunluğu 3k verilmiş. Eyvallah. Bir de bir üçgenin alanı 6 verilmiş. Arkadaşlar tabana ait yükseklikten yapacağım hiç kusura bakmayın. Oran da var. Şimdi isterseniz alan dağıtımı da yapabilirsiniz ama Şimdi üçgenin alanı verilmişse taban isteniliyor bizden. Bu tabana ait yüksekliği çiz, bulursam olay bitti. Hocam bu da 1 bölü 4 olan var burada. K bölü 4 K neye eşit? H bölü 12'ye eşit. 3 katı 3 katı. H'ı kaç buluruz buradan arkadaşım? 3 buluruz. E H 3 ise şimdi üçgenin alanını da kullanabilirim. 6 neye eşit? Taban çarpı yükseklik bölü 2'ye eşit. O zaman X buradan ne geliyor arkadaşlar? 4 geliyor. Üçüncü soru Edremit oldu. Geldik 4'e. Oranlamaları yazalım. Ağırlık merkeziymiş çünkü bu. G ne diyor? DE kenarlarının orta noktalarıymış. Arkadaşlar bu kenar ortay. Bu da kenar ortaysa o zaman G ağırlık merkezi oldu. Madem ağırlık merkezi oldu. A iken 2A'dır. B iken 2B'dir. Değil mi arkadaşlar? Sonrasında ne yapacağız? Alan dağıtımı yapacağız. En küçük üçgenden başlayalım. Mavi boyalı üçgenin alanı zaten 12 vermiş. A'da kalan 12 ise 2A'da kalan nedir? 24'tür. Hocam B'de kalan 24 ise 2B'de kalan kaçtır? 48'dir. Sonra B'de kalan 12 ise 2B'de kalan kaçtır? 24'tür. Çizgide kalan 36 ise çizgide kalan 36'tır. AGC üçgenin alanı isteniyor. Ben size her yeri bulmuş oldum arkadaşlar. Önemli değil. Dördüncü soru böylelikle akçay oldu. Geldik 5'e. Oranlamalar verilmiş. Burası 2K iken bunlar KK verilmiş. BF uzunluğu K, GC uzunluğu K, FG uzunluğu 2K verilmiş. Evet ister çift çizgilere göre yani A'lara göre alan dağıtmaya başlayın. isterseniz K'lara göre alan dağıtmaya başlayın. Genelde karışık olan yerden başlıyorduk. Sanki K'lar daha karışık. K'da kalanı A diyecek olursam 2K'da kalan nedir? Hop üçgen oluşturursam 2A'dır. Bir daha devam edersem bak karışıyor değil mi? O zaman K'larla işim gitti. A'lara gelelim. A'da kalan 3A ise A'da kalan burada kalan da 3A'dır. Hemen 3A'yı yazdım. E tepe noktası bu. A'da kalan 3A. Bir daha A'da kalan bir üçgen oluştursam şöyle. Burası da 3A olur mu? Olur. Bakın A'larla da işim bitti. Şimdi K'lara geri dönelim. Bak. Toplamda 3K'da kalan 3, 6, 9 mu? 3 katı. K'da kalan da 3 katı 3A olacaktır. Evet bize ABC üçgenin alanı 9, 12A'yı 108 vermiş. 2'ye bölsen 54. 9 mu yapıyor arkadaşlar A? Evet A'yı 9 bulduk. Dörtgenin alanı isteniyor. 5A isteniyor bizden. O da 5 çarpı 9'dan kaça eşit olacaktır? 45'e eşit olacaktır. 5. soru böylelikle Ceyhan oldu. Geldik altıncı soruya. Evet şu alanlar eşit verilmiş. Bu alan bu alan. Beyaz alana B diyecek olursam. Hocam A artı B alanı bak burası. Aynı zamanda A artı B alanı burası değil mi? Bak gösteriyorum. A artı B alanı hem bu sarı alan hem de kırmızı alan. Nerede kırmızı alan? Bak şurası. Hem sarı alanda hem de kırmızı alanda. Ortak olan bir yer var. Bir açı var. O zaman ben açıyla ilgili alan formülünü düşüneceğim. Yani yazalım o zaman A artı B'yi. A artı B neye eşit sarı alanda? x çarpı 9 çarpı sinüs alfa bölü 2 eşit değil mi? Evet. Aynı zamanda a artı b kırmızı alanda neye eşit? Hocam 6 çarpı x artı 4 çarpı 6 çarpı x artı 4 çarpı sinüs alfa bölü 2'ye eşit bu da. Sin alfa bölü 2'ler birbirini götürdü. Bu arada her ikisi de a artı b'ye eşit olduğundan bunlar birbirine eşit. Bunlar birbirini götürdü. Sadeleştirmeyi yapalım. 6'yı 3'e böl. 2. 9'u 3'e bölsen. 3. E böl 3. Buradan 3x eşittir. 2 ile x artı 4'ün çarpımına 2x artı 8'e. Yani x de buradan kaç geldi o zaman? 8 geldi. 6. soru edremit oldu. Geldik 7'ye. 7. soruda ne demiş? Oranlamalar var. DA bölü DB 2 bölü 5. DA 2A iken DB 5A. Sonra B bölü EC 2 bölü 5. Hocam burası 2B iken EC de 5B. Şimdi alan dağıtmaya başlayacağız arkadaşlar. Nereden başlayalım? 2 2'den başlayalım 5'ten mi? Sanki 5 daha büyük. 5'ten başlayalım. Hocam 5A'daki alan 5A ise hop üçgen oluşturuyoruz. 2A'daki alan nedir arkadaşlar? 2A'dır. Şurası 2A'dır. E sonra 2B'deki alan 7A ise ay. B'deki alan 7 bölü 2 rasyonelle uğraşacağız. Ne yapıyorduk? Dağıtamadığın yerde dağıtamadığın tabanla çarp geriye kalan bütün şeyleri. O zaman 5A demiyorum 2 ile çarpıyorum. Bu 2B'yi dağıtacağım ya. 2 ile çarptım ona, 2 ile çarptım 4A gibi düşünüyorum. 2B'deki alan toplamda 14A oldu. Dikkat! 14A. 2B'deki alan 14 aysa, yani kaç katı? 7 katı. 7 katı 35A olacaktır burası. Şimdi alan ABC'yi 35 burada, 14 burada. Toplam kaç yapıyor? 49 mu yapıyor? 49A eşittir. 98S. A'yı buradan kaç buluruz? 2 buluruz. Bizden bu dörtgenin alanı isteniyor. Yani 39 A isteniyor. A yerine 2 yazdığında o da kaç yapıyor? 78 yapıyor arkadaşlar. Yani 7. soru böylelikle denizli oldu. Geldik 8'e. G, -A -B ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden geçen nedir? Kenar ortaydır. Hocam şu kenar ortay bu da kenar ortay. Bak ekstra eşitlik var burada. Aa hocam ekstra eşitlik var. Şurada bir üçgen oluştursam bak. Kenar ortay kenar ortay. Burası da bu üçgenin ağırlık merkezi oldu mu? Oldu. Ağırlık merkezi alan dağıtırken nasıl yapıyorduk arkadaşlar? Bir üçüncüyü de çizersek çok şahane oluyordu. Hocam buradakilerin hepsi A A A A A A oluyordu. Evet tamam. A'ları yazdık. Sonra hocam büyükte de, de o zaman şunu uzatalım. Şunu uzatırsak. Büyükte de, de e, bunlar hep birbirine eşit işte olmayacak mı? Şurası şurası şurası. işte şurası şurası ve şurası. Altı eşit parçaya bölecek. Bakın şurası 3A her yer 3A olacak yani. Oranlamayı yazıp oranlamadan da dağıtabilirsiniz. E o zaman ne oldu arkadaşlar? 18A mı yaptı tüm alan? Evet. 18A isteniliyor bizden. Bakın A dediğim yer zaten neymiş? 4'müş. A yerine 4 yazarsak cevap kaç yaptı arkadaşlar? 18 çarpı 4'ten 72 yaptı. Evet cevabımız böylelikle balık kesir oldu. Geldik 9'a. Hocam diye tabanı iki eş parçaya bölmüş. Aklıma geldi? Hemen x kenar geldi vallahi x kenar oluşturasım geldi oluşturdum. Bu arada ne verilmiş? AB uzunluğu 12 demiş. Eyvallah. Alan ABC'yi ABC'yi 96 demiş. Hocam şuraya A diyecek olursam 12 çarpı A bölü 2 eşittir 96 ise A'yı buradan kaç buluruz? E 6 şunlar sadece 6 96 6'ya bölünce 16. Evet burası 16 çıktı. 12 16 23 gen olacak. Bunlar da 10 10 oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi ne yapacağız? DEC üçgenin alanı. Valla ben burada dik taban iki eş parçaya böldüm diye X kenar oluşturdum ama tabii X kenardan da çıkar aslında. Ne dersin mesela? Boyalı üçgenin alanını bulmak için hocam şu X'i bulursak sonra Pisagor'dan burayı buluruz falan filan. Ee, burası da X buraya da 16-X. Pisagor bağıntısı yapacağız da X böyle gıcık gelecek. 10, dik kenar 10 olan bir özel üçgen yok arkadaşlar. Var da 5, 12, 13'ün iki katı büyük ihtimalle o da değildir yani. Hani bu yolu tercih etmeyelim isterseniz. Ne yapalım biliyor musunuz? 90'lar var ya hiç bunu çizmeyelim. 90'lar var ya alfa beta'ya dalalım mı? Dalalım. Alfa beta. Alfa 90'sa beta. Hocam bu üçgenle yeşil üçgenle büyük üçgen benzer. Bakıyorum burada benzerliğe. Ben burada x'i bulursam olay bitti. Alfanın karşısı x'in alfanın karşısı 12 oranı. x bölü 12 eşittir. Ne olmalı? Betanın karşısı 10'un betanın karşısı 16 oranı. 10 bölü 16'ya eşit olacaktır. 4'e bölsem 3. 4'e bölsen 4. 2'ye bölsen 2'ye bölsen 5. 2. E, 15 bölü 2. Yani x'i buradan ne bulduk? 15 bölü 2 bulduk. Tamam. x 15 bölü 2 ise. O zaman arkadaşlar burası 15 bölü 2 ise. O zaman ne olacak arkadaşlar? Alan 15 bölü 2 de 7 buçuk zaten. Alan da o zaman neye eşit olacak? 10 çarpı 7 buçuk bölü 2'ye eşit olacak. Bu 75 yaptı. 75'i de 2'ye bölsen 37 buçuk yapıyor? Evet. 37.5 yapıyor. Cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşlar? 38 olsa 76 yapıyor. Evet 37.5 yaptı. Cevabımız böylelikle akçay oldu. Geldik 10. soruya. Evet. Bununla ilgili bir kural var. Ama ben kurallamı yaparım. Bakacağız. EC uzunluğu. Ben biliyorum bunu da çoğunluğunuz bilmiyordur be. Evet. Burası A iken burası 3A verilmiş. Eyvallah. Sonra burası B iken AF ve FB 3B'ye verilmiş. Tamam. Sonra bunlar da birbirine eşit verilmiş. Şunlara da CC diyelim. Arkadaşlar şöyle bir formül var da ben desem unutursunuz. Birer atlayıp gidin. Şu, Şunun çarpımı bakın 3 b'nin çarpımı artı diğerlerinin çarpımı bölü 4A 2C ve 4B alanları ne olacak arkadaşlar? alanlar oranı yani yeşil alan bölü tüm alana eşit oluyor ama bu şekilde yapamazsınız. Sıkıntı yaşarsınız. <laughs> ne yapacağız biliyor musunuz? Ne yapacağız? Bak şimdi dikkat dinleyin. Şimdi bu üçgenle büyük üçgene bakacağım. Bu üçgenle bu büyük üçgene bakarken aradaki açı alfa ya kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2 öbüründe de kollar çarpımı sinüs alfa bölü 2 oranladığım zaman sadece kollar ile orantılı olmuyor mu? Oluyor. Sonra bu üçgene göre bakacağım. Beta'ya göre. Kollar çarpımı ve kollar çarpımıyla doğru orantılı olacak. Sonra bu açıya göre bakacağım. Kollar çarpımı, kollar çarpımı ve kollar çarpımı şeklinde yapacağım. Ama hepsindeki kollar çarpımı otomatik bir şey olsun ki sıkıntı olmasın. Yani ne demek istiyorum? Bak şimdi. Alfa, beta ve teta açısına göre yapacağız ya şimdi. Alfa'ya göre baktığında. Alfa'ya göre baktığında kollar çarpımı kaç? 4 kere 4 16. Beta'ya göre baktığında kollar çarpımı kaç? Hocam 2 kere 4, 8. Teta'ya göre baktığında kollar çarpımı kaç? Teta'ya göre baktığında da kollar çarpımı 4 kere 2, yine 8 arkadaşlar. Bunlar tamam. O zaman 8, 8 ve 16 kaçta birleşiyor? 16'ta birleşiyor. O zaman ben tüm alana 16A diyeyim arkadaşlar. Yani şuraya bakın. Alfa'ya göre baktığınızda, bak bunlar 16'ta birleşiyor tüm alana 16 diyeyim. Alfaya göre baktığınızda o zaman ben bunu çarpı 2 demeliyim değil mi arkadaşlar? Burada da çarpı 2 demeliyim. Şimdi geleceğim oraya. Alfaya göre baktığınızda 4 kere 4 16. Kollar çarpımıyla tam böyle 16 yaparken tam uyumlu 16. O zaman alfaya göre baktığında bu alanı yazarken kollar çarpımı nedir? 3 kere 1 3. O zaman burası direkt nedir arkadaşlar? 3A olur. Beta'ya gelelim şimdi. 2 kere 4 8. Hocam 8 ama 16 olması lazım. Olması için 2 ile çarpmam lazım. O zaman kollar çarpımı çarpı 2 16'yı veriyor. Burada da kollar çarpımı 1 kere 1 1 çarpı 2 2A yapar burası. Sonra şuraya gelelim arkadaşlar. Teteye bakalım. Teteye baktığımızda kollar çarpımı 4 4 kere 2 8 çarpı 2 dersem 16 elde ederim. O zaman teteye göre baktığımda da çarpı 2 diyeceğim. Burada kollar çarpımı ne arkadaşlar? Kollar çarpımı 3 kere 1 3 çarpı 2 bu alana eşittir. Yani 6A'dır burası. E tüm alan 16A. Hocam 6, 8, 3 daha 11. 11A, 16A'ya tamamlayan buraya 5A mı kaldı o zaman? Evet. Bakın en mantıklı ve en pratik çözüm budur. Kollar çarpımı bir alfaya göre, bir betaya göre, bir teteye göre. Yalnız bunların birleştiği yeri bulun. Bu kollara bak tekrar söylüyorum. Alfaya göre baktığımda kollar çarpımı 16 yapıyor. 16 aya uyuşuyor. Sıkıntı yok. Direkt kollar çarpımı 3A. BT'ye göre baktığımda 4 kere 2 8 16 A yapmam lazım. Kollar çarpımını 2 ile çarpmam lazım. O zaman burada da şu BT'ye göre baktığımda şurası 1 kere 1 1 2 ile çarptım 2. Şu TT'ye göre baktığımda da kollar çarpımını 4 kere 2 8 yine 2 ile çarpmam lazım 16 A'yı elde etmek için. 3 kere 1 3 2 ile çarptım da 6 A yaptı. Tüm alan 16 A olduğundan 6 3 ve 2'nin toplamı 11 A yaptı. 16'dan 11 çıkınca 5 kaldı buraya. Şimdi adam bize 5A'yı kaç vermiş? 5A'yı adam bize 15 vermiş. A buradan kaç geldi o zaman arkadaşlar? A buradan 3 geldi. Senden ne isteniyor? A'lan ABC 16A isteniyor. O da 16 çarpı 3'ten 48 eşittir. Çok değişik bir yöntemdir. Yani başka bir yerde de göremezsiniz arkadaşlar. Ee, hep böyle formülle anlatırlar buna. Buna dikkat edin bence. Ee, bu şekilde geldiği zaman da o formülle de gerek Yok. Sinüs alan formülünün ispatından yapmış oldum bunu da. Evet 10. soruyu Denizli bulduk. Geldik 11. soruya. Bir kenar uzunluğu 8 birim olan düzgün e, bir kenar uzunluğu 8 birim olan düzlemdeki bir eşkenar üçgenin yüksekliğini kenar kabul eden ikinci bir eşkenar üçgen çiziliyor. Tamam. Arkadaşlar eşkenar üçgeni mecbur şuraya çizeceğim ben. Çizdim. Yüksekliğini bir daha. Bak bunun yüksekliğini diyor. Yüksekliği şöyle olsun arkadaşlar. Kırmızıyla çizeyim. Bunun yüksekliğini kenar kabul eden bir tane daha eşkenar üçgen çiziliyormuş arkadaşlar. Onu da yan tarafa doğru şöyle çizeyim arkadaşlar. Çizdik. Bu üçgenlerin dik kestiği noktada üçgenler dik mi kesiyor? Evet. Çünkü niye? Hocam bir kere bu bir eşkenar üçgen olduğundan dolayı bu 60 60 ve 60 buraları 30 30 oldu. Hocam bu da bir eşkenar üçgen 60 60 e, burası da 30 oldu. 30 60 90 bak bu eşkenar üçgenlerin kestiği doğrular bak şurada dik oldu. Bu üçgenlerin dik kestiği noktadan ikinci üçgenin diğer kenarlarında bir dikme çiziliyor. Evet ikinci üçgenimiz buydu değil mi? Aynen öyle. Şimdi bu iki üçgenin diyor dikkat dikkat bu iki üçgenin Buradaki dik kestiği yerden ikinci üçgen şu kırmızı üçgende kenarlarına dikmeler çiziliyor. Bu kenara dikme bu kenara dikme. Bunun üstünde olduğu için buradan dikme çizemiyorum arkadaşlar. İşte bu dikmeleri de çizince 60-90 ise burası 30 oldu. 60-90 ise burası da 30 oldu. Hatta burası da 60 oldu. Burası da 60 oldu. oldu. Buna göre diyor üçgenlerin ortak köşesini yani şurasını köşesini dik kestiği noktayı ve Çizilen dikmelerin kenarı kestiği noktayı köşe kabul eden üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Arkadaşlar buradaki dik ne diyor bir daha okuyalım. Buna göre diyor üçgenlerin ortak köşesini burasını diyor. Dik kestiği noktayı dik kestiği noktada burası. Sonra noktayı ve çizilen dikmenin kenarını kestiği noktayı köşe kabul eden. Ama e, biz iki tane çizdik arkadaşlar bu dikme ya burası ya da burası. Burada bir tane mi dikme diyor? Şunu bir daha okuyalım. Bu üçgenlerin dik kestiği noktadan ikinci üçgenin diğer kenarlarından birine bir dik çiziliyor. Tamam. Biz bir tanesine dik çizelim arkadaşlar şuraya. E, burası, burası ve bu noktanın noktadan oluşan noktayı köşe kabul eden üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. İşte bu soruluyor. Tamam. Üniversite sınavında da böyle bir soru geldi arkadaşlar ama şekli vermişlerdi bize. Burada şekli sözel olarak bize çizdirtmiş arkadaşlar. Tamam. Bakalım şimdi bir kenar uzunluğu 8 birim olandı bu. 4 birim 4 birim hocam burası. E, 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. Burası 2 köküştür. 30'un karşısı 2 köküş ise 90'ın karşısı 4 köküştür. E, 60'ın karşısında köküç katından dolayı 6'dır. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3'tür. Burası da 3 köküç müdür arkadaşlar? Evet. İşte sarı boyalı bölgenin alanında 3 çarpı 3 köküç bölü 2'ye eşit olacaktır. 9 köküç bölü 2 yapar cevabımız arkadaşlar. Yani 11. soru balıkesir yaptı. Geldik 12. soruya. <laughs> Ege E'si var. Bir de Y var burada değil mi? Ya da Metin'in M'si mi? Evet, Metin Metin'in M'si Y'yi anlamadım valla. Gökhan Metin Y de Y kim? Neyse, önemli değil ya. Niye taktıysam? Ha Metin Yayınları logosuymuş bak. <laughs> ben de bunu böyle yandan bakınca Ege E'si diye okuyorum. Bir tabalece ABC eşkenar üçgen içine özdeş eşkenar üçgenleri kullanarak şekildeki Metin Yayınları logosunu oluşturuyor. ABC eşkenar üçgen alanı 30 santimetre kare olduğuna göre Logan'ın kapladığı alan nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle arkadaşlar şurası 60 burası 60 olduğundan buraya da 60 mı kaldı? Evet. Sonra burası da 60 olduğundan aa burası da 60 oldu. eşkenar üçgen oldu. Oldu. Şimdi arkadaşım eşkenar üçgenin bir kenarına A dersen 1 2 3 4. Hocam burası A A A. Eş eşkenar üçgen çünkü. Niye? Hep birer kenarları ortak çünkü arkadaşlar. A iken burası da bu eşkenar üçgen de A oldu. A iken burası da A yapıyor ondan dolayı. Hocam burası 3A iken bak burası da 3A oldu. Burası da 3A oldu. A eşkenenin bir kenarını kaç bulduk? 1, 2, 3, 4, 5, 8A bulduk. Hocam burası da A, burası da A, burası da A, burası da A ise 3A burada. Buraya da ne kaldı? 2A kaldı. E bizden ne isteniyor? Tamam. E, ABC eşkenin üçgen alana bir kenar 8A mı oldu? 8A'nın karesi 3 bölü 4. Niye eşitmiş? 320'ye eşitmiş. Arkadaşlar 64'ü 4'e bölsen kaç yaptı? 16. 16 ile 30, 32 sadeleşince 320'yi sadeleşince 20 yaptı. Yani buradan akara kökücü ne bulduk arkadaşlar? Sanırım 20 bulduk. Evet 20. Akara kökücü 20 bulduk. Bizden ne isteniyor? Logonun katladığı alan. Sayalım bunlar arkadaşlar kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şurada da bir eşkenar üçgen olacak şöyle arkadaşlar. 9, 10. Çizilmemiş. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Söylememiştim kaç tane olduğunu. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. 34 tane var arkadaşlar burada. 34 tane a kare kök 3 bölü 4 isteniliyor bizden. A kare kök 3 zaten 20 bulmuştuk. 34 çarpı 20 bölü 4'ten şu şu sadeleşince 5. O zaman 5 kere 4 20, 5 kere 3 15, 170 mi yapıyor arkadaşlar? Evet böylelikle cevabımız ne çıktı? Akçay çıktı arkadaşlar. Evet gençler böylelikle bu testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 11. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.